Hatta ilk kavimciliği yapan şeytandır. Onu ışıktan nurdan yarattın. Beni ateşten yarattın. Ben daha büyüküm. Irkçılık yaptı. Allah da ona lanet etti. Irkçılık yok dinimizde. Şeytanın adetidir ırkçılık. Irk dediğimiz şey İslam'a hizmet ediyorsa baş tacıdır. Hep söylüyorum, yeryüzünde iki ırk var. Müslümanlar ve kafirler. Allah kendi büyüklüğünün dalaleti olarak bizleri ırklara böldü, dillere ayırdı. Kendi büyüklüğünü göstermek için kavga edelim diye değil ya. Biz Mekkeli müşrik miyiz? Kavimcilik yapalım, asabiyetçilik yapıp birbirimizden üstün olalım. Hepimiz bir tarağın dişleri gibi eşitiz. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın sözü. Ancak takvada değişiyor üstünlüğümüz. Onu da Allah katında görürüz. Burada adam görürsün sabaha kadar teheccüd kılıyordur. Ama riyakarlık yapıp kaybediyordur. Gıybet yapıp kaybediyordur. Fitne fesat çıkarıyordur. Kaybediyordur. Ama bir adam vardır. Beş vakit namaz kılıyordur. Ondan daha üstündür. Resulullah Aleyhisselam'a biri geliyor diyor ki ya Resulallah, bana diyor öğret, öyle bir amel yapayım ki beni cennete soksun. Efendimiz anlatıyor, diyor ki 5 vakit namaz, Ramazan ayında orucunu tut, param varsa hacca git, param varsa zekat ver. İslam'ın şartlarını sayıyor. Diyor ki ya Resulallah, bundan fazla bir şey yapmazsam sorun yok değil mi? Cennete girerim yani. Evet diyor Resulullah Aleyhisselam, bunları yaparsan fazlasını yapmana gerek yok, cennete girersin. Vallahi diyor, bundan daha fazlasını yapmayacağım, sadece bunları yapacağım. Çıkıyor gidiyor, diyor ki Efendimiz Aleyhisselam bakın diyor, eğer sözünde durursa bu adam cennetliktir diyor. Küçük ibadetler adamı cennete sokabilir yani. Tabii biz büyüğüne talibiz. Biz cennetin en tepelerine talibiz. Ama yatarak. Yani Hazreti Ebubekir nereye gittiyse hepimiz oraya gitmek istiyoruz. Vallahi ben de oraya gitmek istiyorum. Ama böyle bir yatakta yatışım var ki görmeyin gitsin. Bir yemek yiyişim var, görmeyin gitsin. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz namazda böyle dururken böyle sallanınca aa diyormuş ya, ben 5 gündür yemek yemedim. Biz bir öğün aksatınca kavga yapıyoruz evde. Bir de bazıları hanım tuzu çok kaçırıyor diye kavga yapıyor. Ama aynı cennete talibiz yani. Ha. Allah'ın hazinesi büyük. Allah'ın hazinesi büyük yani. İstiyorum canım. Ebu Bekir'in pabucunun altındaki toz olamam ama istiyorum. Hazreti Ebu Bekir'le diz dize sohbet etmek istiyorum. Çünkü ben peygamberden 1500 yıl sonra geldim ya. Onun kokusunu duymadım. Onun ağzından İslam'ı almadım. İstiyorum tabii, onlarla sohbet etmeyi istiyorum. Hadis-i şerifleri İmam Buhari'den dinlemek istiyorum. Hak etmiyorum ama istiyorum. Sana ne kardeşim, Allah'tan istiyorum yani. Allah hepimize nasip etsin cennette. Ha böyle topla, bak ne güzel hilal gibi olmuşsunuz. Tam böyle hilal gibi olmuş bu. Tam İslami sohbet böyle. Hatme gibi olmuş. Allah bizi böyle Resulullah'ın dizinde sallallahu aleyhi ve sellem sohbet, onu dinleyelim ya orada. Bak bu aminle mi dinleyeceğiniz ya? Amin. Amin.